Kienbaek hastalığıyla ilgili bahsetmek istiyorum. Kienbaek hastalığı bir el bilek hastalığıdır. Bir kemik hastalığıdır. El bilekte 8 tane kemik bulunmaktadır. Bu kemikler el bilek eklemleri, radius ve ulnayı metakarplara yani tarak kemiklerine, el tarak kemiklerine bağlayan rulman gibi görev gören 8 tane kemikten oluşmaktadır. Bu Kienbaek hastalığı lunatum denilen el bileğin önemli kemiklerinden olan lunatumun avasküler nekrozudur. Avasküler nekroz şudur. Kemiğe giren damarların tıkanmasına bağlı kemikte meydana gelen kalıcı kemik ölümüdür. Bu aslında kemiğin kalp krizidir. Geriye dönüşümsüz bir olaydır. Kemik metabolizmasını ve kemik yapısını bozar. Kienbaek hastalığı budur. Bunun bir sebebi var mıdır? Kienbaek hastalığının belirgin, kesin bir sebebi yoktur. Yani etiyoloji bilinmektedir. Yani sonuçta oraya giden damarlarda bir tıkanma falan olduğu için meydana gelmektedir. Ancak bunun neden olduğu çok net değildir. Bazen travmaya bağlı. Bazen elini fazla kullananlarda daha sık olduğuna dair varsayımlar öne sürülmüş olsa da böyle keskin bir sebebi bilinmektedir. Bilinmemektedir kemik hastalığının. Sonuçta burada bir avasküler nekroz yani dolaşım bozukluğu meydana geldiği zaman kemiğin anatomik yapısı ve taşıyıcı gücü zaman içerisinde bozulmaktadır ve çökmeler meydana gelmektedir. Çökmenin artmasıyla birlikte el bileğinin dinamik yapısı ve statik yapısı bozulmaktadır. Bunun sonucunda da el bilek hareketlerinde hem ağrı meydana gelmektedir hem de kısıtlama oluşabilmektedir. Bu nedenden dolayı Kienbaek hastalığının ağrı yaptığı durumlarda veya da şikayet oluşturduğu, semptom verdiği durumlarda tedavi edilmesi gerekir. Kienbaek hastalığının evrelerine göre bir tedavi yöntemi vardır. Ve bu tedavi yöntemi basamaklı yapılması gerekir evrelerine göre. Şimdi erken dönemdeki bir Kienbaek hastalığında o bölgeye PRP enjeksiyonu veya da growth faktör enjeksiyonu, kemik iliği aspirasyonunun enjeksiyonu gibi canlandırıcı tedavi yöntemi veyahut da ultrasonla elektrik stimülasyonuyla oranın canlandırılmasına yönelik bazı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ayrıca el bilek ekleminin dışarıdan yerleştirilen eksternal fiksatörlere distraksiyonu yani açılmasıyla oraya binen yükünü azaltılmasına yönelik bazı tedavi yöntemleri vardır. Erken evrede bunlar yapılabilir. Ama hastalığın bu rahatsızlığın ilerlemiş dönemlerinde tedavi yöntemleri de farklılık göstermektedir. Burada önemli olan bunun bir sebebinin olup olmadığının tespitidir. Bazı durumlarda radius denilen el bileğin büyük kemiğinin fazla uzun olmasına bağlı lunatuma baskısı ve bunun sonucunda da dolaşım bozulmuş olabilir varsayımıyla el bilek kemiklerinin kısaltılması operasyonları, radyusun kısaltılması operasyonu yapılabilir. Bunun da dediğim gibi hem sebebinin önceden tespit edilmiş olması lazım. Ayrıca radyusun bu kısaltmayla birlikte fayda sağlayacağının da tespit edilmesi lazım ki belirli ölçümlerle. Daha da ilerlemiş dönemlerde el bilekte ciddi artroz yani hem lunatum çökmüşse ve sadece kendisini değil çevresindeki kemikleri de etkileyerek el bileğinde yaygın bir aşınma, kireçlenme problemi oluşturmaya başlamışsa ve ağrı varsa bu durumda bu kurtarma ameliyatları işe yaramayabilir ve o zaman o ilk 4 sıra kemiğin çıkartılması gerekebilir. Proximal rock carpectomy denilen bir ameliyatla. Bu kemiklerin çıkartılması hem hareket artar hem de ağrı geçer. Başka bir yöntem ise proximal rock carpectomy el bileğin gücünü azaltabilir. Eğer lunatumdaki çökme, avasküler nekroz sadece kendisini değil tüm el bileğini etkilemişse, sadece ilk sırayı değil daha sonraki üstteki sırayı da etkilemişse o zaman daha radikal ameliyatlardan olan el bilek artrodezi yani el bilek dondurma ameliyatları yapılabilir. El bilek dondurma ameliyatları sonrasında el bileğin hareketi biter. El bileğin hareketi bittiği için yani sonuçta hareket etmediği için de ağrı geçer. O nedenden dolayı özellikle artrodezde el bilek dondurma ameliyatında el bilekte ciddi ağrının olması muhakkak ki gerekir bu artrodez ameliyatın yapılması için. Yoksa sadece film görüntüsü nedeniyle bu ameliyat yapılacak bir işlem değildir. Onun haricinde daha önce bahsettiğim tedavi yöntemlerine dönmekte fayda olabilir.